Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba herkese. Bugün SCS S9 Plus aldım. Bu bir intercom değil, sadece kask içinde Bluetooth bir hoparlör görevi görüyor. Telefondaki müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Kutu içeriğini şöyle bakalım. Kutu açılımını yapalım, sonra montajı yapacağız. Sonra da sürüşte bakalım nasıl bir performans veriyor, ona bakalım. Ben daha önce bir intercom kullanmıştım ama kaskın şurasına kocaman bir şey monte ediyorsunuz. Zaten arkadaşınızda falan olmuyor, kullanamıyorsunuz intercom olarak. Onda da müzik falan dinliyorduk ama Çin malı olduğu için pek müzikte ve konuşmada pek bir performansı yoktu. Bunun için müzik dinleme kalitesi olarak, konuşma kalitesi olarak iyi diyorlar. Performans, fiyat performans ürünü diyorlar. Bakalım, inceleyeceğiz. Şöyle bir kutusuna bakalım dışarıdan. Kutusu tamamen Türkçe, şöyle yazıyor. Kutu içeriği işte kullanma kılavuzu, USB kablo falan. Bu tarafta simgeleri var. Su geçirmez. Bataryası 150 mAh. 40 mm speaker çapı. Kullandığı bir işlemci herhalde, onu bilmiyorum. Bu tarafta ne var? Bu tarafta yine iPhone, Android için müzik işte 10 metreden telefonunuza bağlanabilir. Bluetooth 4.0 kullanıyor arkadaşlar. Kutunun arkasında bir kare kod var. Burada da işte kask, Bluetooth kulaklık, müzik çalma, Bluetooth. Arkadaki az önceki şeyler yazıyor burada. Kutuyu bir açalım. Şöyle. Evet, burada kullanma kılavuzu var İngilizce olarak. Bir de Türkçe yapmışlar tabii. Güzel bir kullanma kılavuzu var. Burada işte nasıl açıldığını, nasıl çalıştığını yazıyor hepsi. Kutu içeriği güzel geliyor böyle kılıfında. Şöyle bir bunu alalım. Şuradan şöyle. Kutunun altından da şöyle iki tane kulak pedi çıkıyor. Şöyle bir tane USB kablosu şarj için. Bunu normal telefon adaptörünüze takıp prizden şarj edebilirsiniz. Evet, şimdi malzemeye bakalım. Şöyle çıkartalım bunları. Şimdi bakın, burada iki tane hoparlör var. Bu burada işte yapışkanları var. Şöyle bunlar çırt çırtlı oluyor. Şimdi bakın. Bunu kaska yapıştıracağız. Üstüne şu çırt çırttan bunu yapıştıracağız. Bunda da aynı şekilde. Buradan uzayan bir kumanda ve mikrofon var. Şurada mikrofon deliğini görüyorsunuz. Burada 3 tane tuş var. Basılı tuttuğunuzda sesi açıyor veya kısıyor. Tıkladığınız zaman 2 kere şarkıyı değiştiriyor. Orta tuşta şarkıyı başlatıp durdurabiliyor. Şöyle. Telefon simgesinden basılı tuttuğunuzda açılıyor 3 saniye. Yine basılı tuttuğunuzda kapanıyor. Cihaz açıkken şuna çift tıkladığınızda en son aradığınız kişiyi tekrar arıyor. Şuradan da aleti şarj ediyorsunuz. Onu söylemeyi unuttum. Şuradan. Kasktan çıkarmadan bunu işte kaskın bir yerine saklayıp çıkartıp sonra buradan da şarj ediyorsunuz. Evet dostlar. Az önce kullandım cihazı. Ama müzik size gelmesin diye video çünkü kapatıyor YouTube, telif veriyor. O yüzden dinletemiyorum. Ses kalitesi normal. Yani çok baslar falan yok yani. Bas falan beklemeyin. Tizler iyi. Normal 90'a 100'e çıktığınızda da duyabiliyorsunuz müziği. Az bir şey kısılıyor ses. Duyuyorsunuz ama yine de. Yine de yüksek bir müzik performansı beklemeyin. Çünkü yine Çin mallarından iyi ama şey değil yani, yine de bir JBL değil ama iyi. Her türlü müziğini dinlersin, konuşursun. Konuşmada da bir arkadaşla konuştum, karşıya sesim gayet net gidiyor, onun sesi de bana gayet net geliyor. Konuşmada hiçbir sıkıntı yok. Konuşmayı telefon çalınca otomatik açıyor, onu ayarlayabiliyorsunuz ya da ortadaki tuşa basabiliyorsunuz. Onun dışında kullanımı hakkında biraz daha bilgi vereceğim. O tuşlar var ya, 3 tane. Ortadaki tuş dediğim gibi çağrıyı cevaplıyor, kapatıyor. Basılı tutarsanız cihazı kapatıyor. Cihaz kapalıyken bir kere basarsanız telefon simgesini açıyor. Yani basılı tutmanıza gerek yok. Az önce basılı tutun demiştim. Öyle bir şey yok. Diğer bir mevzu da şarkıyı değiştirme. Artı tuşuna bir kez tıklarsanız değiştiriyor. Eksi tuşuna bir kez tıklarsanız değiştiriyor. Çift tıklamıyorsunuz.
Basılı tuttuğunuzda da sesi arttırıyor. Eksiye basılı tuttuğunuzda da sesi kısıyor. Cihaz bu şekilde basit çalışıyor. 3 tane tuş olması güzel. Benim normalde şeyim vardı. Intercom'um vardı. Onda 2 saat tuş arıyordum kaskın dışında şöyle elimi götürüp. Bunda çenemde, çenemin içinde 3 tane hissediyorsun zaten. Eldiven olsa bile kolay kullanıyorsun. Şarkıları değiştiriyorsun, açıyorsun, kapatıyorsun. Güzel oluyor. Sıkıntı olmuyor. Olay bu kadar. Yani fiyat performans ürünü. Fiyatı da zaten şu an 300, ben 260 aldım. 260-300 lira bandında bir fiyatı var. Sadece bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben şimdi sıkı bir trafiğe gireceğim burada. Köpek mi lan o? Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Güle güle.